Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan olay sonrası vatandaşlar farklı illerden Suriyelilere tepki göstermeye başladı. Gündemde ise Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilip gönderilmemesi var. Peki Suriyeliler ülkelerine geri gönderilmeli mi? Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Hepsi de gitsin. Hepsi de kalmalarını istemiyoruz. Bence Suriyeliler baştan hiç alınmamalıydı. Büyük Atatürk ne demiş? Araplara uymayın. Onların iç işlerine karışmayın. Karıştılar, doldurdular. Şimdi orada bu olaylar oldu. Her yerde de, Türkiye'nin başka yerlerinde de olduğunu duyuyoruz. Ama ne oluyor? Karşılığında Suriye'de de bu işlere başlamışlar. Türk tırlarını yakıyorlar. Türk vatandaşlarına varsa eğer onlara da eziyet ediyorlar. Karşılıklı bir iç karışıklık çıkar. Belki ülkemize daha büyük bir karışıklık çıkıp savaş bile çıkabilir. Dış güçlerde zaten şeyi kurmak istiyorlar ya, İsrail'i. Bir bacağı da biz olduğunu basından okuyoruz. Bunları biliyoruz. Zaten karıştırmadıkları Irak bitti, Suriye bitti. Ondan sonra karıştırmadıkları yer ne kaldı? Türkiye, İran'ı da sayıyorum, hesap ediyorum. Burayı da böyle bir karıştırır da bir de bir şey olursa İsrail için. Yani durumumuz çok vahim. Ben çok tehlikeli görüyorum. Hiç bunlara girişmemeliydi. Hükümetimiz hiç bu işlere girişmemeliydi. Geri kabul anlaşması bilmem ne yapıp da bir de Suriyelileri burada tutmak, para almak, Suriyelileri burada tutmak. Yani bunlar çok yanlış politikalar. Ben bir Türk vatandaşı olarak fikrimi söylüyorum ve buna karşıyım ama çok geç artık. Bunca 12 yıl geçmiş, çok geç. Gönderilmezler mi? Vallahi zannetmiyorum. Bu hükümet göndermez. Ben hiç ümitli değilim. Göndermezler. Gönderilse çok iyi olur ama göndermezler. İsteğimiz bu yönde. Gönderilmesi yönünde. Nokta. Tabii ki gönderilmeli. Suriyeliler bu ülkede büyüktür, külfettir. Bunları göndermek lazım. Peki biliyorsunuz onlar da Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altında olduğu yerlerde tırları yaktılar, Türk bayrağını yaktılar. Biliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Onların hainliğidir. Araplardan her şey beklenir. Arapların bu ülkeden gitmesini istiyoruz. Çünkü ev kiraları falan zamlandı. Onun için gitmeleri şart. Çünkü bizim gençlerimiz işsiz gezerken onlara ucuz çalıştıkları için iş veriyorlar. Bunların bu ülkeden durmamaları lazım. Türkiye gençliği için gönderilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye gençliğinin de işe güce ihtiyacı var. Suriyeliler buraları kapladılar ve iş dallarına atıldılar. Dolayısıyla gençlerimiz işsiz. Bundan dolayı da onların gönderilmesi onlar açısından da bizim açımızdan da sağlıklı olur. Peki Türkiye, Suriye'de özür dilerim. Biliyorsunuz Türkiye'nin kontrolü altında olan bazı bölgelerde tırlar yakıldı, Türk bayrakları yakıldı. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gördünüz mü o görüntüleri? Gördüm. İstenilmeyen bir olay. Tasvip edilmeyen bir olay ama neticede böyle patlak verdiği zaman da oluşabilecek bir olaylar yani. Yani yabancıların hepsini göndermesi lazım. Ya bir bak ya, biz mülteci miyiz? Yani böyle bir hükümet de olmaz, böyle bir şey de olmaz. Yani vatandaşımız rahatsız yani bunlardan. Dükkanları var, kimisi ülkesinin şeyini açıyor. Yani böyle bir şey olur mu? Yani. Peki Suriye'de yaşanan olayları gördünüz mü? Son birkaç gündür Türk bayrakları yakılıyor, tırlar yakılıyor. Türkiye'nin kontrolü altında olan bölgelerde. İzlediniz mi onları, ne düşünüyorsunuz? İzlemedim ama onları da şey yapıyordur ya, PKK'lılar. Kendileri de yapabilir ya yani, bence. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü yaşadığı ekonomik bunalımdan kurtulmasının tek çözümü var. Bir, mülteci riyadlandırılan aslında sığınmacılar var. Onların tamamen bu ülkenin sırtından atılması gerekiyor. İkinci olarak yapılması gereken olay da vergi cenneti ülkelerinin açıklandıktan sonra o ülkelere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve şirketlerinin ne kadar para transfer ettiklerini, hesaplarında ne kadar para bulunduklarının belirlenmesi gerekiyor. 2006 yılında çıkarılan yasa gereği o transfer edilen paraların %30'unun o şahıslardan vergi olarak tahsil edilmesi gerekiyor. Yasanın gereği bu.
Yani Suriyeliler hani bu konu hakkında zaten ülkemizde büyük bir problem. Ama genel olarak Suriyelilerle ilgili bakacak olursak bence gerçekten gönderilmesi gerekiyor. Çünkü hani ülkemiz gerçekten her yere açık, yani misafir, başka nasıl anlatabilirim? Başka ülkeleri kabul edebiliriz. Tabii ki kardeş ülkeyiz. Azerbaycan ve diğer Türkmenler de bizim, bütün Arap kardeşlerimiz. Hepsi bizim kardeşlerimiz ama Suriyelilerin ben gitmesini isterim. Çünkü ırkçılık bakımından değil, yani kendi ülkemizden bizi kovmak istemeleri çok ayıp. Çok, yani bu bambaşka bir konu. Atatürk, laik bir ülkedeyiz. Atatürk bizim yani büyüğümüz, baş önderimiz ve böyle bir ülkede bu şekilde bir saygısızlık yapılması bu vatandaşa, bu ülkenin evlatlarına çok ayıp, çok terbiyesizce bir hareket. Suriyelileri, yani bizim kendi insanımız kendi ülkesinde iş bulamazken onların her şeye her şeye böyle el koyması, her fırsattan yararlanabilmeleri beni çok üzüyor. Öğrenci olarak da. Yani sınavda istatistiklere baktığımda benden önce yerleşenler var. Çok üzgünüm bu konu hakkında ve yani ülkeden sınır dışı edilmelerini istiyorum. Ve bence Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. O yüzden ben de gönderilmesi taraftarındayım açıkçası. Fazla bile kaldılar. Gönderilmeli. Neden dersen, eline fazla değer versen soytara başına kral kesilir. Ona başımıza kral kesildi. Peki Suriye'de de Türkiye'nin kontrolü altında olan bölgelerde tırlar yakıldı, Türk bayrağımız yakıldı. Ne düşünüyorsunuz? Onu hükümete sormak lazım. Tek sorumlusu hükümet. Kışkırttılar Suriyelileri, savaştılar. Şimdi gönderemiyorlar. Yani gönderilmeli tabii. Yani zaten almalar hataydı. Yani bu kadar gelişi güzel herkesin Türkiye'ye girmesi hoş değil. Peki Suriye'de Türklerin kontrolü altında olan bölgelerde tırlar yakıldı, Türk bayrağımız yakıldı. Gördünüz mü görüntüleri bilmiyorum ama ne düşünüyorsunuz? Hoş değil tabii, yani insan üzülüyor. Türkiye'nin bu duruma düşmesi hiçbir hoş. Yani Türkiye'nin bu hallere düşmesi hiç hoşumuza gitmiyor yani. Gönderilmeli. Bir dakika durmasınlar, bir dakika. Gitmeliler. Kendi ülkemizde yabancı olduk. Var mı böyle bir şey? Sigortasız çalışsak bize hemen cezayı verirler. Adamlar sigortasız her işi yapıyorlar. Devlet onlara bir şey demiyor. Onların bir ayrıcalığı var mı? Ev sahipleri Türklere artık kiraya bile ev vermiyor. Sürekli sırf onlara fazla yapıyor, para veriyor. Sürekli çocuk, çocuk üstüne çocuk. Hepsine para veriyor. Bizim de çocuğumuz. Ben 41 yaşından bu devletten bir tane yardım alamadım. Başvuru da yaptım, alamadım. Başka da hiçbir şey. Ya, yardımlar yağıyor onlar. Defolup gitseler. Asgari ücretten geçim bile yapılmıyor ki şu anda. Kendi o sıkıntı da var. Yabancı yaptılar bizi. Var mı böyle bir şey ya? Şurada bir tane Suriyeli ile tartış, kavga et. Suçlu biziz. Aynen öyle. Ya bu yani. Gündemi takip ediyoruz. Yanlış buluyoruz. Kesinlikle gönderilmeli. Bu misafirlik çok çok uzadı. Yani halk olarak hiçbir şekilde memnun değiliz yani onların burada olmasından. Misafir olarak ağırladık ama fazla misafirlik can sıkmaya başladı. Bence gönderilmeli. Yani sebebi şu, Türkiye'nin genetik yapısını bozdular. Ekonomik yapı olarak da bozulduk. Aslında yani bu şekilde olmaması gerekiyordu. İlk planda bunlara toplama kampında bakılsaydı, orada hani misafir edilseydi daha mantıklı olurdu. Halkın arasında çok fazla karıştılar. Kimlik verildi. Kimlikler verilmemesi gerekiyordu, yanlış yapıldı. Çünkü TC kimliği bu kadar ucuz olmamalı. Yani bunlar yanlış şeyler. İnşallah hükümet doğru bir karar alır, gönderir. Peki Suriye'deki Türkiye'nin kontrolü altında olan bazı bölgelerde belki görmüşsünüzdür. Gördüm. Sosyal medyada bayrağımız yakıldı, tırlara saldırıldı. Ne düşünüyorsunuz? Orada da aynı buradaki gibi provokatör yapan insanlar var. Yani orayı karıştıran insanlar var. Hani Suriyeli normal halk değil onlar aslında bana göre. Yani bu şey dediler ya bir ara. Suriye özgür ordusu falan diye bir olay yapmışlardı, söylemişlerdi. Onların işte bir yapısı, işte şimdi barış olacak, bunlar gönderilecek. Hani Suriyeliler gelmesin, orada bir rant oluştu. O ranttan faydalanmak için bir karışıklık yaratıyorlar. Hani size Suriyelilerin gönderileceğini tahmin ediyorlar, biliyorlar. Çünkü oradaki gücü kaybetmek istemiyorlar. Ona istenen yapılan bir olay yani bence. Aslında oradaki normal halk olarak söylüyorum bak, normal halk. Herhangi bir kişiyi kastetmiyorum. Birçoğu Türklere bence böyle bakmıyor ama burada şu an bir yanlış var. Ama gereken yapılmalı. Onu da söylüyorum yani.